Koş, koş. Artık buradan çıkalım. Benden izin almadan nereye çıkıyorsun? Kurtulmak istiyorsan ateşe kendini dağıt. Öleceğim diye korkma. Yaşamaktan kork. Günlerce, haftalarca, dayanabilirsen aylarca acıyla yaşayacaksın. Ama bugün senin tatlı hayatının son günü. Türkiye Cumhuriyetleri'ni de kapsayan büyük planın merkezi İstanbul olacak. Türk Baharı'nın ilk rüzgarını biz estirmeliyiz Mete. Ben rüzgarlı havaları severim Can Bey. Ancak İstanbul'un rüzgarı sert olur. Dostlarımızı uyaralım, hazırlıklı olsunlar. Merak etme. Bütün dünyanın iklimini bu planı yapanlar ayarlıyor. Yoksa senin bu konuda şüphelerin mi var? Biliyorsunuz. Ben bir aralar suyun öte yakasında Amerika'da bulundum Can Bey. O dönem Amerikan istihbaratının Türkiye ve Orta Doğu üstüne uzun vadeli stratejik bir planı paylaşılmıştı benimle. Tam anlamıyla bir felaketti. Bölgeyi ve bölge insanını tanımadan sadece yeraltı kaynaklarına bakılarak yapılacak bir plan hepimizi bataklığa sürükler. Bundan sonraki her aşamada tecrübelerini benimle paylaşmanı istiyorum. Ama benim de bir tecrübemi seninle paylaşmama izin ver. Dikkatle dinliyorum. Yaşadıklarım bana şunu öğretti. Dostlarım bu toprakların altını da üstünü de herkesten daha iyi biliyor. Hem politik açıdan
hem de kaynaklar açısından neresi bataklık, neresi maden, bütün haritası onlarda. Haritayı onların çizdiğini düşünürsek buna inanırım. O zaman plana uygun hareket edelim, üstümüze düşeni yapalım. Sırası geldikçe ayrıntıları seninle paylaşacağım Mete. İlk adımın ne olduğunu söylerseniz, ben de hazırlıklarımı ona göre yaparım Can Bey. Türkiye çok enerjik bir ülke olmaya başladı Mete. Brandon bu konuda Türkiye ve dostlarının atacağı adımlara bizim cevabımızın ne olacağını merakla beklediğini söyledi. Ben de onun boğazlar meselesini nasıl çözeceğini merakla bekliyorum. Efendim, dinliyorum. Elbette. Vali Brandon kayıp. Yeni bir Lyon timi onun için Türkiye'ye geliyor. İstanbul'u işgale geldiğinizde bizim insanlarımızı Malta'ya sürgüne göndermiştiniz. Sen de İstanbul'da sürgündesin. Ve artık burada öleceksin. Pek yakında dostlarını da getireceğim. Benim yüzümden yarım kalan toplantınızı burada tamamlarsınız. Yapacağın hiçbir şey sonucu değiştirmez. Bence sen kendi sonunu düşün. Neyin peşinde olduğunu biliyorum. Ama amacına asla ulaşamayacaksın. Önümüzdeki günler sana yanıldığını gösterecek Polat Alemdar. Türk baharı bütün bu coğrafyayı kasıp kavuracak. Sen baharı göremeyeceksin. Benim yakacağım ateş seni de hanedanını da yakıp kül edecek. Sen de milletin de bizim hanedanlığımızın önünde diz çökeceksiniz. Bana söylediklerinin cezasını senin hanedanına vereceğim. Hem de seninle. Hemen bitir hazırlıklarını Hakkı. Artık konsey toplanıyor. Tamam efendim. Petrol nakliye işinin de toplantıdan önce bitmesini bekliyorum. Pusat görevi tamamlayacağını, tankerlerin yola çıktığını arz etti. Bu iyi bir haber. Ama ben senin Baltazar'dan haber vermeni beklerdim. Ben de Pusat'ın haberini Cahit'ten almış olmanızı beklerdim.
Bunun için önce Cahit'ten haber almam gerek. Brandon, bölgede Türkiye üstünden büyük bir bahar krizi planladıklarını itiraf etti. Hemen harekete geçip planı deşifre etmeliyiz. Elimizde ne var? Toplantı mekanından kurtarabildiğimiz belgeleri inceliyoruz. Ama pek çoğu tahrip olmuş. Toplantıya katılanların adları da şifreli olarak yer alıyor dosyalarda. Katılımcıları tespit etmemiz öncelikle Akif. Bölge ülkelerinden temsilciler seçilmiş olmalı. Mutlaka Rusya, İsrail ve Şedid adına o masaya birileri oturmuştur. Bunlardan başlayın. Toplantıdan önceki ve sonraki saatlerde Kıbrıs'a gidiş geliş tüm uçuşları inceleyin. Tamam abi. Gel Erhan. Ömer babanın eşyaları öbür dükkana taşınıyor. Ben de oraya gidiyorum. Eşyalarla ilgili yapılacak özel bir şey var mı? Ben Suha Bey'le konuştum. O gerekeni sana söyler. Tamam abi. Erhan. Efendim abi. Senin sanatçı tanıdıkların vardır. Evet abi. Güzel. Ben bir heykel yaptırmak istiyorum. Ne heykeli abi? İbret-i Alem heykeli. Geliyorlar Baltazar. O zaman güzel bir karşılama hazırlayın. Sakın ateş etmeyin, patlar. Ben seni patlatmadan in aşağı. Çok kolay oldu bu iş. Tadını çıkaramadık. Siz bu tankerlerin kime ait olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum. Peki sen biliyor musun? Sizindir abi. Kusura bakma. Aferin. Seni sevdim. Kafan çalışıyor. Bakın, bir akıllı adam hepinizin hayatını kurtardı. Şimdi siz de akıllı olun. Arkanıza bakmadan gidin. Bırakacak mıyız Baltazar? Bak. Orada ne yazıyor kaba sakal? Tankerlerin eski sahibine Baltazar'ın selamını söyleyin. Olur ağam. Yürüyün, hadi.
Diğer tankerlerden haber var mı? Hepsi bizde. Ne yapıyoruz Baltazar? Teslimat bizdeyse nakliyat da bizdedir. Sınıra kadar sürelim. Konvoyu oradan ben uğurlayacağım. Hadi. Görelim bakalım. Kim sefil olacak? Kim sefir? Hadi. Pusatım, tasalanma. Settar namı için o tankerleri yerine ulaştıracaktır. Sözün tutar, sen kafanı yorma. Ondan şüphemiz yok Zülfikar ağa. İyi o zaman, bir rahat ol. Ben de şişirme. Tamam da Zülfikar ağa. Böyle elim kolum bağlı bekleyince darlanıyorum ben. Evet. Ne oldu pusatım? Baltazar, bizim tankerlere el koydu. Settar ağaya güvendik, tekerimize balta soktu. Bir yanlışlık olmasın pusatım. Yanlışlık yok Zülfikar ağa. Yanlış var. Ulan Settar, ulan Settar. Bir işin de doğru olsun be. Bölgede bahar krizinin fitilini ateşleyecek tüm gelişmeleri yakından takip etmemiz gerekiyor. 100 yıl önceki anlaşmaların süresi doldu. Petrol üzerindeki imtiyazlar sona erse de bölgenin kaderini yine sömürgeci güçlerin enerji stratejileri tayin edecektir. Bu güçlerin tekrar pazarlık masasına oturmasına izin veremeyiz. Yalnızca hamlelerle karşılık vermek yetmez. Kendi stratejimizi belirleyip etkili adımlar atmalıyız. İhtiyarlar heyetiyle yaptığımız toplantı neticesinde enerji meselesine dair bir hamle yapma fikri doğdu. Uluslararası düzeyde etkili olabilecek kişilerle önemli bir toplantı hazırlığındayız. Böyle bir toplantı yakın geleceğimiz için önemli bir adım. Bu aynı zamanda tehlikeli olduğu anlamına da geliyor. Güvenlik için her türlü tedbiri aldık. Toplantının yeri ve zamanı son ana kadar saklı tutulacak. Sabotaj ihtimaline karşı erişimi engellemek için toplantıyı bir adada gerçekleştirmeyi uygun bulduk. Bu toplantıda enerjiyle terör bağlantısını çok ciddi bir şekilde ortaya koymalıyız. Şedid'in arkasına saklanan güçlerin maskesini düşürmemiz gerekiyor. Biz Irak'tan aldığımız petrolü meşru yollardan satamazken, görünürde bütün dünyanın terörist olarak gördüğü, karşı durduğu Şedid petrol satabiliyor. Şedid bu petrolü kime satıyor? Ve daha da önemlisi, karşılığında ne alıyor? Ülke? Toprak? Ne alıyor? Canım? Örgü mü örüyorsun yine? Ninem can sıkıntısından çok iyi geleceğini söylemişti. Leyla yokluğumuzu sana hissettirmez güzel kızım.
Leyla, Elif'imi sana emanet ona göre. Hiç merak etmeyin. Gözünüz arkada kalmasın. Hadi, kalın sağlıcakla. Leyla'mı üzme Polat'ım. Allah'a emanet olun. Hadi Allah'a ısmarladık. Efendim Hüsnü Bey. Savcı Hanım, hastanemiz yetkililerinin bana ilettiği bir husus size aktarmak için arayıp rahatsızlık verdim efendim. Estağfurullah Hüsnü Bey. Buyurun sizi dinliyorum. Yakın dönemde hastanemizde yapılan tedaviniz sırasında başlayan tetkiklerinizin sonuçlarını almanız ve ileri düzey tetkiklerin devam etmesi için uygun bir vaktinizde sizin buraya teşrif etmeniz gerektiğini söylediler efendim. Önemli bir şey mi var Hüsnü Bey? Bana söylenen önemli bir durum yok Leyla Hanım. Sadece sağlık ihmale gelmez. Geç kalmadan bir gün uğrarsanız fazla zamanınızı almadan işlemleriniz sonuçlanacaktır. Peki. İlk fırsatta uğramaya çalışırım. İyi günler. Bir şey mi oldu Leyla? Hastaneye bir uğramamı söylemişlerdi. Hüsnü Bey hatırlatmak için aramış. Cahit'ten bir haber yok değil mi? Yok. Merak etme. Sağ salim gelecektir. Ben de öyle diyorum kendi kendime ama korkuyorum Leyla. İnan bana. Hayırdır evladım? Nerelere daldın? Ömer babanın eşyalarını görünce anılar canlandı gözümde. Ne zaman başımız sıkışsa sığındığımız bir kapıydı. Sakince dinler, muhakkak içimizi rahatlatacak bir şey söylerdi. Allah rahmet eylesin. Amin. Artık bu huzuru bulacağımız bir kapı yok. Bundan mahrum kaldık. Benim kapım sana her zaman açık evladım. Ne zaman istersen buyur gel. Buyur. Polat abi Ömer babanın emanetlerini boşuna size vermedi. Bunları en iyi sizin koruyacağınızı düşündü. Ömer baba benim hem dostum, hem kardeşim, hem de sırdaşımdı. Sırdaş nasıl olunur? Her türlü emanetini koruyarak sırrını vermişse sırrını sır etmekle olur. İnşallah ben de dostlarımın sırrını sır edebilirim. Sen birine dost musun evladım? Bilmem. Dost olmak için nasıl olmak lazım? Güvenilir olmak, sırrı sır etmek lazım. Dervişin biri bir gün
efendisinden icazet istemiş. Hak dostu talebesinin henüz hazır olmadığını, biraz daha pişmesi gerektiğini, sır tutmaya ehil olmadığını söyleyip geri çevirmiş. Derviş ısrar edince kabul etmiş. Hak dostu dervişe bir kutu verip falan şehirde bir zata götürmesini, yolda asla kutuyu açmamasını söylemiş. Tekrar etmiş. Kutuyu açmayasın. Bu aramızda bir sır. Bu sırrı saklaman lazım ki sana icazet vereyim. Talebe sevinçle, peki sultanım, göreceksin ben bu işi başaracağım demiş. Ve heyecanla yola koyulmuş. Yolda giderken, daha gideceği şehre varmadan merak etmiş kutunun içinde ne olduğunu. Açsam ne olur ki diye düşünmüş ve açmış kutuyu. Kutuyu açar açmaz içinden 3 tane fare sıçramış ve kaçmış. Talebe yoldan geri dönüp hocasının karşısına çıkmış. Büyük bir hiddetle hocasına, bu kadar yola beni 3 tane fare için mi gönderdin? Ben de içinde kıymetli bir şey var zannettim diye çıkışmış. Hocası, sen daha 3 tane fareyi taşıyamadın. Ben o manevi hikmet sırrını sana nasıl emanet edeyim? İcazet alabilmen için daha çalışman lazım demiş. Eyvallah. Ağzına sağlık Süha Baba. Sence Polat Alemdar Brandon'ı öldürmüş olabilir mi? Polat Alemdar, Vali Brandon'ı bir kalem darbesiyle alt edemeyeceğini gördü. Bence üzerine daha uzun çalışmak isteyecektir. Bu sorun Leontim'i geldiğinde çözülecektir. Eğer Brandon hala hayattaysa yeni komutan onu bulur. Polat Alemdar'ın aldığı birinden bahsederken bu kadar emin konuşmanıza şaşırdım doğrusu. O geldiğinde neden böyle konuştuğumu anlayacaksın Mete. İşler değişecek. Sen de şimdiden alışsan iyi olur. Ben hemen alışırım. Kral öldü. Yaşasın yeni kral. Peki sen yeni bir şey öğrenebildin mi? Türkiye'nin enerji koridoru olması konusunda yeni kararların alınacağı bir dizi görüşmeler başlıyor. Toplantıların ilki Türkiye'de yapılacak. Bu gizli toplantıda alınacak kararlara ulaşmayı hedefliyorum. Mete, bu çok önemli. Bizim bir adım önde olmamız gerekiyor. Toplantıya katılan şifreli isimlerden bir sonuca ulaşabildiniz mi? Henüz değil. Arkadaşlar belgeleri incelemeye devam ediyor. Dosyada son hafta içinde Kıbrıs'a tarifeli uçan bütün şahıslar var. Grup grup ayırmaya çalıştık. Alptekin, sen bu dosyadaki şahısları incele. Anormal bir durum var mı bak bakalım. Tamam abi. Aynur'a sen de buradakileri al. İş adamları da bende. Elimizdeki şahıslara ait hiçbir detayı atlamamalıyız. Kıbrıs'a ne sıklıkla girdiklerinden ailelerine kadar bütün ayrıntıları gözden geçirmenizi istiyorum. Bu dosyalardan hızlı bir sonuç çıkarmamız gerekiyor. Akif. Sagir'i aramak için yoğunlaştığımız bölgede terk edilmiş şekilde bir araç bulundu. Emniyetten aldığımız bilgi bu noktayı gösteriyor. Şile yolu civarı. Tala, hemen oraya gidiyorsun. Araçta Sagir'e dair bir iz bulabilecek miyiz? Bir bak bakalım. Tamam Akif.
Neden buraya geldik? Yolculuğunuz buradan başlayacak. Ben hazırım. Hemen gidebiliriz. Buna biz karar veririz. Harekete geçmemiz için haber geldiğinde sizi götürmek üzere bir ekip burada olacak. Tamam. Ben burada ne kadar bekleyeceğim? Fazla sürmeyeceğini umarım. Beklediğiniz süre içinde herhangi bir ihtiyacınız olursa bir arkadaşımız burada bulunacak. Ağam, bir diyeceğim vardı ama kızgın sana hiç söylemeyeyim. Alışkınım Mozik, alışkınım. Senin ağzından hiçbir zaman hayırlı bir haber çıkmadı ki. Gel. Ağam, Helga yenge ile Zehra yenge gerçeği öğrenmişler. Ne? Dicle abla Helga yenge ile gidip konuşmuş. Anlatmış her şeyi. Helga yenge de bunlar doğru mu diye gidip Zehra yengeyle konuşmuş. Kıyamet kopmuş. Zehra yenge de delirmiş. Akıllısı beni bulmaz ki. Şimdi yandın ağam. Ne edeceksin? Gebertirim ulan seni. Önce git Dicle'ye söyle anasını alsın memlekete götürsün. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Sonra ağam. Sen de Helga'yı alıp Almanya'ya gideceksin. Sonra ağam. Mozik kaybol. Kaybol! Kaybol! Hoş gelmişsiniz ortaklar. Yok, hoş gelmemişsiniz ya. Sana güvenmekte hata etmişiz Settar ağa. Öyle mi değilsiniz? Tankerleri koruyacağına söz vermiştin. Vermiştim. Aha, sen bizle dalga mı geçiyorsun? Balta tankerleri almış sefilliğe gidiyor. Ya hele bir oturun, hele oturun. Ya oturun. Nereye gideceğini göreceğiz. Settar. Varsa bir bildiğin bize de söyle. Ya ben size Settar'a döndü demedim mi? Bana bu kadar mı güvenisiz? Tankerler Baltazar'da değil mi? O tankerlerin içi boş boş. Su doldurdum hepsine. Petrol yüklü tankerleri başka yoldan gönderdim. Sabah yerine varır. Boşları da senin baltacı toplasın diye yola saldım. Sen uyanık seni. Ya? Merhaba Martin. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Her zaman sen bizimlesin. Sadakat hayatımdır. Geçmişin ve yaptıkların bütün kardeşlerimiz için örnek olmaya devam ediyor. Bunun devam etmesini istiyorum. Senin için ne yapabilirim? Bana Cahit'i ver. Cahit Yüce Majeste ile görüşme hazırlığında. Hayır, bunu engellemek zorundasın. Biz bunu sorgulayamayız Martin. Görüşme kararı verildi.
Bu konuda benim de söyleyeceklerim var. Yüce Majeste seninle görüşmek için hiçbir zaman tereddüt etmedi. Ona ulaşabilirsin. Sen elçiye ihtiyacı olmayanlardansın. Bunu şimdi Yüce Majeste'ye anlatamam. Ama sen bana Cahit'i vermek zorundasın. Ben majestelerine sadakatini defalarca kanıtlamış biri olarak Cahit'in sadakatinden kesinlikle şüphe duyuyorum. Şüphem gerçekse onu öldürürüm. Gel ha. Geç. Otur. Anlat bakalım Erhan. Neler yaptınız? Ömer babanın eşyalarını Süha babanın mekanına yerleştirdik. Çok güzel oldu abi. Şimdi içim rahatladı. Süha Bey'e yük olmadık inşallah. Yok. İkimiz kolayca yerleştirdik eşyaları. Bir de üstüne çay ziyafeti. Oo Erhan. Sen şimdi Süha Bey'in yanından ayrılmazsın. Öyle vallahi abi. Ömer babanın yokluğu her geçen gün daha çok hissediliyor. Ama Süha baba da onun gibi. İnsanın gönlüne ferahlık veriyor. O konuşunca ben dertlerimi unutuyorum. Akif. Bir gelişme var mı? Efendim. Elimizdeki bilgiler iz sürebilmemiz için yeterli değil. Hedefi daraltın Akif. Toplantıya katılanlarla ilgili geriye dönük araştırma yapalım. Yolcu listelerindeki kişilerden Ra'yla bağlantılı şirketlerle iş yapmış olanları tespit edelim. Anladım efendim. Müsaadenizle. Abi istediğin heykeli de hazırlatıyorum. Bitince ne yapayım? Konsolosluğunu oraya bırakın. Tamam abi. Efendim, sizi yola çıkaracak ekip geldi. Elçi yok mu? Hayır. Gidelim bakalım. Kenan, bütün gün odandan çıkmadın oğlum. Hala melek konusu mu? Abimle ilgili gerçekleri daha ne kadar saklayacaksınız? Gerçekleri öğrenene kadar Kenan. Hiçbir şey olmamış gibi yaşayarak mı yapacaksın bunu? Evet Kenan. Kendi bildiğim gibi yapacağım.
Hiç kimse de buna karışamayacak. Sen bile. Asla. Peki bunu gördün mü? Tekne turunda olduğu bilinen Yusuf Kuzuzade'nin aslında kaza geçirdiği söyleniyor. Kuzuzadelerin veliahtı aylardır kayıp. Bu ne cüret? Kim yazmış bunu? Birinin bunu yapması gerekiyordu. Hakkı. Haberi duydun mu? Maalesef efendim. Bu hiç iyi olmadı. Oğlumuzla ilgili bu haber konumumuzu zayıflatabilir. Buna izin vermeyeceğim Hakkı. Ne yapmamızı istersiniz? Konsey toplantısından önce bir basın açıklaması yapacağız. Tamam efendim. Uyandın mı Yusuf? Ne saçmalıyorsun sen? Bence asıl sen saçmalıyorsun. Güzel çalışmışsın ama bu ben değilim. Benim adım Mankurt. Sana Mankurt adını biz verdik. Bize kaza geçirdim, hiçbir şey hatırlamıyorum dedin. Biz de sana inandık. Artık bana yalan söyleme. Ben Yusuf Kuzuzade olsam herhalde aylardır seninle bu mezbelelerde motor yağı solumazdım.
Yüce Majestenin daha gizemli bir yerde olacağını düşünmüştüm. Duvarlar sizi yanıltmasın. Şimdi bana kim olduğunu söyleyecek misin? Yoksa seni öldürmem mi gerekecek? Başka türlü kurtulamazsınız. Ama bence bu biraz zor. Yine başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Bütün dünyanın, özellikle de Avrupa'nın gözü ülkenizin üzerinde. Bugün bu toplantının Türkiye'de yapılıyor olması çok büyük bir mesaj olacak. Sizin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına diğer temsilcilerle birlikte burada olmanız da önemli bir mesaj. Herkes artık enerji alanında yeni bir dönemin başladığını, bizim de işbirliği içinde bölgeye yön vermeye hazır olduğumuzu görmeli. Bence gördüler bile. Buyurun. Ama asıl zorlu süreç bundan sonra başlıyor. Türkiye'nin devreye girmesiyle açılan yeni enerji koridorunun önünü kesmek için her şeyi yapacaklardır. Doğrudur. Buyurun. Yüzyıllardır bölgemizin enerjisine hükmeden egemen güçlerin bunun için çok çalıştıklarını biliyoruz. Hı hı. Ama biz daha fazla çalışacağız. Tabii. Hem kendi üstümüze düşeni yapacağız, hem de onların medeniyet maskesi altında neler yaptıklarını herkese anlatacağız. Bu sadece bölgemizi değil, tüm dünyayı etkileyen bir süreci başlatacaktır. Konuşmak istiyorum. Ne istiyorsanız yapacağım. Tamam. Sizi kim gönderdiyse hemen haber verin. Alo. Cahit'i işkence için hazırlayın. Geliyorum. Git bir bak. Tamam.
Sen kal. Biraz sonra öleceksin. Onu bulmadan ölmeyeceğim. Şunu benim için tutar mısın? Şimdi bir daha soruyorum. Bana kim olduğunu, kime çalıştığını söyleyecek misin? Yoksa seni öldürmem mi gerekecek?